değerli Fuar TV izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere 17. Uluslararası Konya Tarım Fuarı'ndan sektörün en iyisi Sitsan'dayız. Yanımızda fabrika müdürü beyefendi Mehmet Çanak bulunmakta. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız Mehmet Bey? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de nasılsınız? Teşekkürler. Stand fuarınız hayırlı olsun. Teşekkür öncelikle. Ediyorum. Allah utandırmasın diyelim. Sitsan kuruluş hikayesi var tabii. Öncelikle evet. Onu öğrenelim. Sizin de şahsınızı bir tanıyalım. Sonra evet. Sohbetimize geçelim. İsmim Mehmet Çanak. Sitsan Makine Fabrika Müdürü. Sitsan Makine yaklaşık 50 yıllık bir firma. Evet. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. Kurucumuz kim? Mansur Güven kurucumuz. Evet. Evet. Mansur Güven tarafından 1976 yılında kuruluyor. Evet. Eminim o zamanlar küçük bir işletmeydi. Tabii tabii. Geçen yıllar şimdi büyüdü zaten firma. Özellikle bu imalat sektöründe olup da metal sektöründe faaliyet gösteren firmalar küçükten başlıyorlar. Evet. Butik bir işletmeden başlıyor. Evet. Hikaye güzel bir noktaya taşınıyor. Evet. Şu anda yerimiz Kadirli dediniz. Evet. Organize sanayi bölgesinde. Ne kadar bir alandayız? Kaç uzman kadro var? Onları 12 bin metrekarelik kapalı alanımız var. Yaklaşık 50 civarında çalışanımız var. Güzel. Bunların içerisinde farklı departmanlar var. 5 tane mühendisimiz var. ARGE faaliyeti gösteren, ARGE biriminde çalışan. Bu şekilde faaliyet gösteriyoruz. Güzel. Kime hitap ediyorsunuz? Yaptığınız hizmetleri biraz açığa açığa gidelim. Birçok da ürün var burada. Evet. Şu anda standımızda, evet. Fuara. Daha olmayanlar da var geniş burada. Geniş bir alana. Tabii olanları getirmişsiniz. Olmayanlar da var. Şöyle biraz anlatalım mı yaptığımız hizmeti? Bizim asıl faaliyet alanımız tarım makineleri alanında faaliyet gösteriyoruz. Bunların içerisinde toprak işleme gruplarında, yükleme gruplarına, helozon gruplarına, goble diskaro grupları, sulama sistemleri gibi çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyoruz. Güzel. Özellikle son yıllarda bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte biz de ürün portföyümüzde yenilikler Yeni çalışmalar. ARGE ekibinizde, mühendislerinizde özel tabii hizmetleri ortaya çıkarıyorsun. Tabii bu arz talebe göre de değişiyor. Aynen öyle. Onu söyleyecektim ben de. Şimdi müşterilerimizin talepleri, piyasanın şartları, evet, bizleri yeni ürünleri piyasaya sürmeye, yeni ürünler yapmaya zorluyor. Çok güzel. Şunu söylemek isterim bu bapta. Mesela son dönemde ileride gördüğümüz dal parçalama makinemiz var. Rotavatör grubumuz var. Bizim bölge biliyorsunuz Adana Çukurova bölgesinde narenci üretimi çok fazla yapılıyor. Evet. Çiftçilerimizden yoğun bir talep geldi. Bu dal parçalama makinesi yapmamız ve bahçe arasında rotavatör grubu yapmamız yönünde. Evet. Biz de bunu bu sene çiftçimizin hizmetine sunduk. Güzel. Ve ciddi manada bir satış yaptık diyebilirim. İyi bir gelişim sağladık. Aynen öyle. Güzel. Başka bir ürünümüz var mı böyle çok on plana çıkan? Pato gübre römorkumuz var. Bu sene yine çiftçimizin hizmetine sunduğumuz yeni grup. Evet. Katı gübre römorku da biliyorsunuz son dönemlerde kimyasalların fiyatlarında, gübre fiyatlarında müthiş bir artış yaşandı. Biz de bu katı gübreyi biyolojik gübre olarak kullanmak amaçlı katı gübre dağıtım römorkunu piyasaya sürdük. Güzel. Çiftçilerimiz artık biliyorsunuz bir kısmı da aynı zamanda hayvancılık yapıyor. Tabii. Hayvancılıkla tabii iç içe. Bağlantılı, paralel evet, bir hizmetten bahsediyorsunuz. Şimdi hayvan atıklarını tarlalarda katı gübre dağıtma römorku vasıtasıyla tarlalara kullanabiliyoruz. Güzel. Bu da 5 tondan 12 tona kadar kapasiteli römorkların üretimi var bizde. Çok güzel. Yıllık üretim kapasitemiz nedir? Var mı böyle bir rakamsal mısınız? Şimdi her gruba göre değişiyor. Tabii goble diskaro gruplarında farklı, yem kırma, yem karma gruplarında farklı, çapalama gruplarında farklı. Fakat ağırlıklı olarak atbaşı dediğimiz bu çapalama grupları, goble diskaro grupları ve yem karma grupları diğer gruplara göre evet daha fazla bir üretim yapıyoruz onlarda. Güzel. Hizmet verirken firmamız neye önem verir? Müşteri memnuniyeti önemli. Tabii müşteri memnuniyeti zaten ana belirleyicilerden bir tanesidir. Fakat bizim önem verdiğimiz konulardan bir diğeri servis hizmetlerine çok önem veriyoruz. Destek hizmetleri. Aynen öyle. Güzel. Ürünü satmak tabii önemli bir şeydir. Tabii. Bunun daha da önemlisi devamlılığı. Devamlılığını sağlamaktır. Bunun da yolu servis hizmetlerinden geçiyor. Servis hizmeti. Müşteriye biz bunu sattık. Orada iş bitti değil. Bundan sonraki evet destek hizmetleri evet de önemli. Benzer şekilde mesela bu teknolojik gelişmeleri ürünlere adapte edebilme kabiliyeti çok önemli. Önemli. O da önemli. Çünkü biliyorsunuz her geçen gün yenilikler ortaya çıkıyor. Evet. Her alanda olduğu evet gibi tarımda da var. Çiftçilerimiz de bu teknolojik yenilikleri kullanabilmeleri için de
biz makinelerimizi, ekipmanlarımızı buna göre adapte ediyoruz. Bu işin Türkiye'de pazarda ne durumdayız? Uzun yıllardan bahsediyorsunuz. Geçmiş evet. Uzun yıllara dayanan bir firmadan bahsediyoruz Sisa'nın. Türkiye'de ve yurt dışında ne durumdayız? Türkiye'de bizim Ege bölgesinde. Aileniz mi var? Marmara bölgesinde, Karadeniz bölgesinde, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgesinde. Akdeniz zaten kendi bizim bölgemiz. Evet. Bayiliklerimiz var. Tabii belli bölgelerde daha fazla bayimiz ve belli bölgelerde daha az bayimiz var. Fakat tamam. Biz bu bayi ağını geliştirmek için fuarları bir fırsat olarak görüyoruz. Evet. Ayrıca yurt dışı pazarında da yavaş yavaş açılmaya başladık son yıllarda. Şu anki üretim kapasitemizin yaklaşık %40'ına yakın bir kısmını yurt dışına yapıyoruz. Hangi yerlerdeyiz, ülkelerdeyiz? Orta Asya ülkeleri var, Afrika ülkeleri var, Orta Doğu ülkeleri var. Değişik ülkeler var ama evet. Ağırlıklı olarak Orta Asya, Orta Doğu ülkeleri. Güzel, her şey iyi gidiyor. Peki 2019 fuardayız şu anda. 2020'ye doğru gidiyoruz. Neler planlıyorsunuz? Kafanızda firma yetkililerimizle birlikte yaptığınız istişarelerde neler var? Yaptığımız istişarelerde bu bazı gruplarda teknolojiyi daha çok adapte etmeyi istiyoruz. Biraz daha teknolojik. Aynen öyle. Mesela bir örnek vereyim bu bakış açımızı belirtmesi açısından. Mesela bu yem karma gruplarında çok fonksiyonlu yem karma gruplar yapmayı düşünüyoruz. Evet. Hem elektrikli hem şaftlı ve bunları diğer ekipmanlarla destekleme yönünde. Güzel. Böyle bir planlamamız var. Ve bahçecilik işlerine doğru, bahçe tarımına doğru açılmayı düşünüyoruz. İnşallah size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Peki şimdi keyifli sohbetin sonunda bir teşekkür alalım. Sisa'nın hizmetlerinden faydalanmış tüm müşteri portföyünüze teşekkür. Son sözlerinizi alalım. Bizim Sisa makinanın malzemelerini kullanan çiftçilerimize, bizim bayraktarlığımızı yapan bayilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca yaptığımız makinelerde, ürettiğimiz ürünlerde yedek parça olarak kullandığımız firmalara da, firma temsilcilerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Peki, ben size vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Firmamızın kurucusuna, tüm çalışan uzman kadronuza, ülkemize ve bölgenize kattığınız değerli hizmetten dolayı tebrik ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanda İnşallah. Yeni bir ürün çeşitleri, yeni bir çalışma, yeni bir fuarda buluşmak dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Son olarak da böyle bir imkanı bize verdiğiniz için müşterilerimizle TV kanalıyla buluşma noktasında bize verdiğiniz imkandan dolayı da sizlere ayrıca teşekkür ederim. Biz de ekip olarak teşekkür ederiz. Hayırlı olsun tekrar stand fuarımız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun. Evet, Fuar TV izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi 17. Uluslararası Konya Tarım Fuarı'ndayız dedik. Sektörün en iyisi, geçmişi uzun yıllara dayanan bir tecrübeden bahsettik. Sisa'ndayız dedik ama yanımızda kim var dedik. Firmamızın fabrika müdürü beyefendi Mehmet Çanak'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.